Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ederken yolumuz Kayseri'ye düştü. Kayseri'den sesleniyoruz sizlere. Kayseri'de neredeyiz efendim? Nokba'ya konuk olduk ve Nokba'nın firma sahibi Sayın Cafer Zeyrek'le bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Bakalım bize burada vermiş oldukları hizmetlerle ilgili ne gibi bilgiler aktaracaklar? Cafer Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Bizler de iyiyiz. Cafer Bey, söyleşimize başlamadan önce sizi tanıyalım istiyorum ben. Cafer Zeyrek kimdir? Kendinizden kısaca bahseder misiniz? Ben Cafer Zeyrek. Kayseri doğumluyum. Kayseri'de bulunmaktayız. İşte ütü masası, kurutmalık işiyle uğraşıyoruz. İmalatını ve pazarlama işlerini yapıyoruz. Evet. Kayserilisiniz. Burada evet. Organize Sanayi Bölgesi'nde evet. Kurmuş olduğunuz tesiste üretim gerçekleştiriyorsunuz. Nokba ne zaman kuruldu? Vermiş olduğu hizmetler tam olarak nedir? Bunu biraz açabilir miyiz? Nokba ütü masası kurutmalık olarak 2011 yılında kuruldu. Biz şu anda ütü masası ve kurutmak üzerine imalat ve pazarlamasını yapmaktayız. Evet, farklı boyutlarda ütü masaları var gözlemlediğim evet. kadarıyla belli bir ölçüden başlıyor belli ölçüye kadar. Ve bunun dışında da tabii kurutmalıklar bunlar imalatını burada gerçekleştiriyorsunuz. Paketleyip pazarlamasını yapıyorsunuz evet. değil mi? Peki şimdi Kayseri merkezdesiniz. Talep gelmesi durumunda bu ürünleri nerelere kadar ulaştırıyorsunuz? Yurt içi pazarına ulaştırabiliyoruz ve yurt dışına biz ihracat olarak da gönderiyoruz. Mesela nerelere? Ağırlıkta biz Suudi Arabistan'a göndermekteyiz. Irak bunun yanında ondan sonra. Daha sonra işte Sudan, Afrika ülkelerine göndermekteyiz. Yani Orta Doğu ve Afrika ülkeleri ağırlıkta çalışıyoruz. Evet. Yani Türkiye'nin tamamına bu hizmeti sunuyorsunuz. Bunun dışında Orta Doğu ve Afrika'ya bu hizmeti sunuyorsunuz ama talep gelirse anladığım kadarıyla Rusya'ya, Avrupa'ya her yere gönderebiliriz. Her yere gönderebiliriz. Onu da göndermek isteriz de yani. Hı. Bu pazarlaşma. Talep olsun. Yeter ki talep olsun. Talep olsun. Bu durumda ne diyoruz sevgili izleyiciler? Dünyanın herhangi bir yerinde olabilirsiniz. Bu anlamda bir ürün satışına ihtiyacınız varsa, ürüne ihtiyacınız varsa ekrandaki numaralardan Cafer Bey'i veya çalışma arkadaşlarını arayıp gerekli bilgileri edinebilirsiniz. Siz talep ettiğiniz sürece dünyanın neresinde olursanız olun onlar size bu ürünü gönderiyorlar. Peki efendim sormak istediğim sorulardan birisi de şu. Takdir edersiniz ki sektörde yalnız değilsiniz. Sizin dışınızda bu tip ürünler üreten başka birçok firma, fabrika söz konusu. Bu anlamda hizmet alacak kişi veya kurumlar. Onca seçenek içerisinde neden Nokba'yı tercih etmeli? Sizi farklı kılan nedir? Bizim ürünümüzün kalitesi ve zamanında ondan sonra ürünleri taleplere göre yetiştirebilmek ve pazarını ürünlerimizin kalitesine güvendiğimizden dolayı ürünlerimizi tercih etmenizi bekleriz. Ürünlerin kalitesinden bahsediyorsunuz. Kaliteli ürün üretiyoruz diyorsunuz. Evet. Birinci tercih sebebi bu. Elinizde sürekli ürün bulunması, stoklu çalışıyor olmanız, talep geldiği sürece ürün gönderiyor olmanız bunlar tercih sebeplerini oluşturuyor. Tabii ki insan ilişkileri, ikili ilişkiler bunların hepsi ayrı ayrı şeyler tabii evet, başlıklar. Tabii ki. Peki efendim uzun yıllardır sektörde faaliyet gösteriyorsunuz. Gayet kaliteli ürünler üretiyorsunuz. Ben biraz da geleceğe yönelik hedefleri merak ediyorum. Gelecekte biz Nokba'yı nerelerde göreceğiz? Hedeflerimiz, planlarımız ne yönde? Biz yurt içi pazarında zaten daha da olduğumuz seviyeden daha da yukarılara çıkmak isteriz. Bunun yanında işte ihracat olarak ondan sonra Orta Doğu, Asya, Balkan ülkeleri, Rusya gibi ülkelere de göndermek, ondan sonra oralara ürünlerimizi ulaştırmak isteriz. Anladım. Yani pazarınızı genişleterek üretim sayınızı artırarak hatta burada istihdamı da artırarak. İstihdamı da tabii ki bunun yanında artırarak ondan sonra ürünlerimizi gelirken taleplere yetişebilmek. Bu şekilde hedeflerimiz var. İnşallah muvaffak olursunuz. İnşallah. Bize tabii ki sizlere başarılar dilemek düşer. Peki İnşallah. Efendim son olarak ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize ve tabii ki bugüne kadar Nokba'nın üretmiş olduğu ürünleri tercih eden kişi veya kurumlara söylemek istediğiniz son cümleleriniz varsa bunları toparlar mısınız lütfen? Bizi tercih ettikleri için teşekkür ederiz. Yine başka ürünlerimizde onları görmek isteriz. Onlara ulaştırmak isteriz. Bundan sonra da bizi tercih etmeye devam etsinler. Devam etsinler inşallah. Peki ben size çok teşekkür ediyorum. Bizi burada konuk ettiniz, ağırladınız. Çok sağ olun. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.
Evet sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, yayınımızın başında da söylediğim gibi bugün sizlere Kayseri'den seslendik. Efendim Kayseri'de neredeydik? Nokpa'ya konuk olduk ve Nokpa'nın kurucusu, firma sahibi Sayın Cafer Zeyrek'le bir söyleşi gerçekleştirdik. Buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Demeden önce şunu da eklemek istiyorum. Memnuniyetinizi eşinize, dostunuza varsa bir sorun, onu da Cafer Bey veya çalışan arkadaşlar iletirseniz ben eminim onlar sorunların üstesinden gelecektir. Sorunlar zaten çözülmek için vardır değil mi Cafer Bey diyoruz. Ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Hoşçakalın efendim.